Yavuz'u öldürmeye mi kalktın sen? Nereden çıktın sen? Nasıl girdin buraya? Bakmakla görmek arasında fark vardır. İnsanların sana bakması seni görmeleri anlamına gelmez. Bunu bilirsen görünmez olursun. Yine saçma sapan şiirli şiirli konuşmaya başladım. Sen mi yaptın? Evet. Ben yaptım. Beğenemedin mi? Canım benim. Zaten ölmemiş. Ölmedi. Çünkü ben oradaydım. Yavuz Büyük Bey hakkında bir şeyler öğrenmeye başladı bile. Şu an bize çalıştığının farkında değil. E'si Büyük Bey'i kucağımıza doğru itiyor. Bak ben senin bu alengirli işlerini sikeceğim ha. Bana Büyük Bey'i öldüreceğim bekle diyorsun. Sarı'yı öldüreceğim. Kurtarıyorsun. Canım benim. Anlamadığın şu. İşleri birilerini öldürmeden de halledebilirsin. İyi de ben birini öldürmekten zevk alıyorum. Ha? Kapış. Ben böyle seviyorum. Ordular ilerliyor. O sancar denen pezevenk ilerliyor. Ben burada piknik yapıp oturacak değilim. Her gün topraklarıma konuyorlar. Ve benim canım sıkılıyor. Yeter artık. Anladın mı bey? Yeter! Sinirli çocuk. Yeter, 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 yeter! Dedireceğim bunu. Dedireceğim. Köpek balıklarını bilir misin? Denize düşen tek bir damla kanın kokusunu alırlar. Hem de kilometrelerce uzaktan. Kan kokusu. Kokuyu alır. Ve sonra avına doğru yüzmeye başlar. Açlık onları delirtir. Yüzdükçe daha da hızlanır. Hızlandıkça yaklaşır. Yaklaştıkça daha çok delirir. Delirir, delirir. Sonra avını yakalar. Sonra parçalamaya başlar. İki yana doğru paramparça eder. Her taraf kana bulanır. Bütün bunlara tek bir damla kan sebep olur. Kan kokusu. Şimdi dışarıda oluk oluk kan akıyor. Ve biz burada oturup duruyoruz. Niye? O gözlüklü profesör kılıkla kuşunu siktiğimin manyağı bekleyin Çolak, dedi diye. Sana bir haberim var. Büyük Bey. Ne olmuş Büyük Bey? Karabayır'a gelmiş. Kan kokusu. Kokusu diye buna dermişti. Otele gidelim. Otele gidelim. Otele diyorum. Çolak seninle konuşmak istiyor. Bu
Bu ne güzel sürpriz. Keşke sen de burada olsaydın. Oraya gelirsem dayanamam, gırtlağına kesiveririm diye korktum. Eskiden böyle değildin Çolak. Ben hala aynıyım büyükçüm. Sadece birine söz vermiş bulundum. Seni şimdilik öldürmüyorum. Ha, aramızdaki o küçük anlaşmazlığı diyorsan onu çözebiliriz. Ne anlaşmazlığı lan? Sen benim oğlumu öldürdün. Oğlumu öldürdün. Sen de öldün. Artık ölü bir adamsın. Duydun mu beni? Oğlumu öldürdüm. Öldürsem haberim olurdu değil mi? Yok öyle bir şey. Yalan söyleme. Sakın bana yalan söyleme. Bak, bunu sana kim söylediyse iyi kandırmış. Hayırlı geceler. Otele lütfen.